Dur, direm yok, yazısı var. Şöyle koyayım. Şu an kameranın önünde. Evet. Anlat bakalım, görüşmeyelim. Ses deneme. Nasıl sesi, güzel mi ya? İyi geliyor değil mi? Ses deneme 1-2. Evet. Bu mikrofon için ikiye çıkarmamız lazım. Bir de biz aslında kabloda kablosuz geçmek istiyoruz ama telefon için kablosuz mikrofonlar bir tane var. Benim şimdiye kadar gördüğüm. Başka yok. Kamera almamız lazım. Ama kamera almak istiyoruz. Kamera alırsak bilgisayar almamız lazım. Bilgisayar alırsak program da almamız lazım. Şöyle ortaya mı koyalım? Ya evet. Şimdi bu ses tonumun sizlere de şahitlik etmesini isterim bu ses tonuma. Nasıl yapıyorum? Bunun sırrı bende. Her zaman söylemem. Evet efendim, başlayalım. Allah'ım ya. İlla malzeme vereceksin değil mi? Veririm. İlla ya. Veririm. Yani biraz şuraya. Şöyle olmaz. Şöyle konu biraz şöyle kambur durursa eğer hani evet, mikrofona doğru konuş. Tek mikrofon evet. Var. Biraz destek olun da ikinci mikrofon alalım. Bugün gerçekleri ortaya çıkaracağız. Evet. Tamam. Herkese merhabalar. Yok bu çok bağırdım ya. Evet. Olmadı ya. Bir saniye. Herkese merhabalar. Evet. Bugün merhaba. Eşimle beraber gerçekleri ortaya çıkaracağız. Hangi gerçekleri ortaya çıkaracağız? Bugün yıllar süren zaman sonra gerçek yüzünü göreceğim. İrem'in. Evet. Anlatsın. Anlat. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki neredeyse son bir aydır Azra'nın cilt rahatsızlığıyla uğraşıyoruz. Aslında 4 aydır süregelen bir rahatsızlık ama son bir aydır bayağı patlamış durumdaydı. Videolarım hep bununla ilgili olduğu için Azra da burada. Biliyorsunuz ki videolarım hep bununla ilgiliydi. Son 3-4 videom. Ve böyle artık eğlenceli, eğlencemiz yerine gelsin, neşemiz yerine gelsin diye böyle bir video çekelim dedik. Yeniden doğalım dedik değil mi? Aynen evet. Güzel bir, keyifli izleyeceğiniz bir video çıkarmak istedik sizlere. Bugün kim daha oyunu oynayacağız? Böyle bir 11 tane soru hazırladık. Aramızda konuştuk. Tabii ki cevaplarını söylemedik. Elimizde böyle İrem, Erman yazıları var. 11 tane soru var. Biraz yırtılmış bir kağıt çünkü Azra kopardı. Göreceksiniz İrem Hanım'ın gerçek yüzünü. Bakalım kim daha neymiş? Kim daha neymiş? Ya zaman. Başlayalım. Evet, ilk soruyla başlıyorum. Ben soruyorum soruları ve kim dahaysa isimleri kaldıracağız zaten. Kim daha uykucu? Bu sorunun cevabı belli ya. Yani bu sorunun cevabı belli. Ama bak ilk önce ben kaldırdım. Ne kadar cesurum görüyorsun değil mi yani evet. Direkt? Güzel, kendini bilmen güzel. Aynen öyle. Güzel. Vallahi çok uykucuyum. Azra doğmadan önce de böyleydi. Azra'yla hiçbir alakası yok. Uykuyu inanılmaz seviyorum. Kafamı yastığa koyar koymaz gözümü kapattığımda uykuya dalabilenlerdenim ben de. Davul zurna çalın. Kalkmaz. Aynen öyle ama bu Azra doğduktan sonra değişti tabii. Şimdi hakkımı yeme yani. Çok uzun süre uykusuz kalabiliyorum artık yani. Büyüyen buna alıştı. Hatta gündüz hiç uyuyamıyorum artık yani. Öyle bir durum var. Çok yorgun olsam da artık hiç uyuyamıyorum. Evet. Aynen öyle. İkinciyi gönder. Kim daha üşengeç? Ben böyle tutmak istiyorum. Hayır öyle bir şey yok. Böyle tam böyle yarı yarıya. Evet. Pankart açmak istiyorum şu an buraya. Ben daha üşengeçim. Hayatımda bence. Böyle üşengeç birisi daha görmedim. Ben hiç alışkın değilim böyle şeylere yani. Benim için bir iş o anda bitmeli, anında bitmeli. Anında bitmese de en azından gün içinde yapılmalı. Hatta Erman bana hep söyler, iyi ki bir yerin genel müdürü falan olmamışsın der yani. Öyle de denilmez artık aslında. Artık çalışılmaz bir, ya. Bir YouTube kanalım yok, var ve bu kanalı yönetiyorum sonuçta. Sürekli üşengeç tavrını görebiliyorum. Yok yok yok. Çok burada şenlik. Burada denge çok önemli. Ben bir işin hallolabileceğini düşünüyorum zamanla. Hallolabileceğini. Ben bir işin zamanla hallolabileceğini düşünüyorum. O hemen hallolmasını istiyor. Tabii onun yaptığı da doğru. Bir şey benim yaptığım. Daha aldı gitti. Ben bir işin zamanla hallolabileceğini düşünüyorum. O an halletmek istiyor. Evet yani hemen halledip başka işlere bakmak. Hayır. Seninki zamanla halletmek değil, seninki ertelemek. Nasıl konuşmama müsaade etme görüyorsun. Nus, görüyorsun sen. Bunu gör. Seninki geç ertelemek, erteliyorsun. Bu arada senin cevabın neydi? Onu görmedim ben. Ben dik Erman tuttum şöyle. Dedim ki
Ya ben kendimi göstereyim. İyi, aferin. Görmüyorum. Ben üşengecim dedim zaten az önce. Duymamış. Evet, kim daha sinirli? Bunu şey yapın, alın. Şey yapın, ekran görüntüsü. Biliyorum ekran kendim. Görüntüsü alırlarsa görürsün. Ekran görüntüsü alıp Instagram'dan gönderin. Evet, gönderin. Tam şu yaparken. Evet. Ben de kaldırıyorum. Tabii ki ikimizden en çok sinirli olan benim. Buradan açıklıyorum arkadaşlar. Ben tabii ben de sinirliyim ama o daha çok. Neyi mi gördün falan diyorum. Hazır emzirmeye gitmişken ben anlatayım. Şimdi arkadaşlar. Şimdilik sinirli olduğumu kabul ediyorum. Sen de söylüyorsun ama insanlar yanlış anlayacak. Gerçekten normalde aslında pozitif bir insanımdır. Zaten hep söylüyorsunuz bunu. Ama bir şey olduğu zaman evet patlama huyum oluyor değil mi? Evet ben de öyleyimdir ama o benden daha fazla. Bir örnek ver bari. Örnek vereyim. Dizi izliyor burada oturmuş, tamam mı? Atıyorum dizinin içerisinde işte adam kadın, kadın adam işte böyle bir şey. Kadın adam. Çocuk adam. Bir ilişki var. Oradaki adama veya kadına fark etmez. İşte birbirine haksızlık etmiş. Burada duruyor mesela. Hiç alakalı oturuyoruz birden. Ya diyor bu diyor bilmem ne falan filan. Ben de burada ne olduğumu şaşırıyorum. Arkadaş dizi ya bu. Olmaz. Yorumumu katıyor. Hayır diyor. O diyor ona böyle bir şey. Haksızlık bu ya diyor bir de bana. Tamam öyleyse madem yürü be falan diyorum ben de. Koza geliyor. Diğer soruya geçelim. Kim daha fazla tutumlu? Daha fazla. Hani daha tutumlu değil, daha fazla tutumlu. Çünkü bu soruyu herhalde özellikle ayarlamış. Kim daha tutumlu? Aslında bu soru şöyle olmalı. Kim daha cimri? Hayır ya, tutumlu diyelim biz ona. Kim daha cimri? Nasıl iyi? Bir de şuradan göstereyim. Evet, biraz tutumluluğum vardır. Saçmalama. Yani biz ona şey diyelim, gereksiz harcamayı sevmeyen biriyim diyelim. Yoksa alışveriş yapmayı severim, kendime kıyafet almayı, çocuğuma kıyafet almayı, eşime aynı şekilde evime alışveriş yapmayı bayılırım ama gereksiz alışveriş sevmem ben yani. Öyle her şeyden almam ve para biriktirmeyi de çok severim ayrıca, değil mi? Bak mesela o sende hiç yok. Burada da dengeliyiz bence. Hiç sıfır. Erman hayatta para biriktiremez. Ben savururum ha. Aşırı. Ne yapacağız şu? Tak bitti. Arkasına bakmam. Yarın öyle. Yarın aç yatarım ama bugün gerekeni yaparım. O yüzden olsun. Giderler hep bendedir. Evet, beni kontrol etmesini söyledim. Bu işler böyle arkadaşlar. Maalesef. Ekonomi Bakanı yaptı. Bu yüzden kabul ediyorum yani tutumlu evet. Olduğumu. Evet. Evet, sonraki soru arkadaşlar. Şimdi kim daha sinirliden sonra aslında benzer bir soru bu ama kim daha huysuz? Ama kusura bakmasın kimse burada kocama söyleyeceğim. Huysuzluksa hemen yere müsaade etmiyorum. Hayır işte bile yani. Tamam sinirli olabilirim ama huysuzluk olsun. Ya ben bırak şimdi ya. Tanımıyorum. Ben böyle bir huysuzluk görmedim ya. Sürekli böyle. Ya ne alakası? Huysuz. Yani Erman da huysuzdur yani. Bakmayın böyle durduğuna artık böyle gül gül gülmesine. Biliyorsunuz huysuz. Huysuz İrem Altire 35.5. Aynen öyle. Ne huysuzluğumu gördün? Şu an huysuzluk yapıyor mesela. Huysuz olduğunu kabul etmeyerek. Saçmalama. Ben senin huysuz olduğunu tamam, düşünüyorum. Mesela şey. Özellikle çok marazlıdır, acayip marazlıdır. Hasta olmaya görsün yani. Bir grip olmaya görsün. Allah 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 Allah. Yataklara düşer, kalkamaz. Raporlar alır yatar, yorganın altına girer. Ben iyileşmek istiyorum, ben çok kötüyüm, ben çok halsizim. Yani buralarda marazlı denir ona, bilmiyorum. Biz de marazlı deriz. Çok marazlı. Marazlıdır. Beli ağrısa, ooo belim ağrıyor, az ay kaldıramıyorum bilmem ne. Burada her şeyi döküyorum ben. Yorgun olsa çok yorgunum ya. Biraz huysuzdur o yüzden. O yüzden Erman diyorum. Ben de İrem diyorum. Niye? Çünkü bir örnek yok. Sürekli huysuz. Bir örnek yok. Ne bileyim bu bebek neden burada? Bu yastık niye orada? O ayakkabı niye orada? Bu arabayı nereye park etmişsin? Neden onu yedin? Neden bunu giydin? Neden bunu çıkardın? Evet. Ya bu arabayı ben nereye niye buraya park etmişsin dediğim doğrudur. Çok karışırım. Araba konusunda karışırım ama ortak eşyamız, ortak malımız. Yani. Evet. Kim daha duygusal?
Ben daha da yükselim arkadaşlar. Fazla fazla yani ben var ya katıla katıla gülüyorum yani o kadar kafama takmam, o kadar böyle hiç sallamam ama Erman inanılmaz duygusaldır. Olaylara çok duygusal bakar. Ya şimdi olayları yürütürken mantıklı yaklaşırım fakat konunun içinde böyle ne bileyim kalpten gönülden yapılmış şeyler olabilir ne bileyim. Başka şeyler olabilir. İşin içine duygular katılarak hareket edilmiş olabilir. Bunlar da etkilendiğim olmuştur yani. Aynen. Alo de alo. 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 Dur ters tuttum babacım. Efendim? Kim? Asura mı? Burada. Hemen veriyorum. Sen ne istiyorsun? İstiyor musun? Bir dakika dur kardeşim. İstiyor mu istemiyor mu? İstiyor musun? İstiyor. Tamam veriyorum. Konuşma dinleniyor ona göre konuş. Hadi görüşürüz. Hadi. Ben de öyle sonuçta olayları direkt bodozlama da almıyorum ama mantığımı kullanırım. Onun duygusal olduğu yer hemen giriyorum oraya dizi izlerken falan filan çok ağlar. İşte o anne olduktan sonra çok oldu bende. Verir ağlar. Anne olduktan sonra çocukla ilgili bir şey olsun, acı olsun, hüzün olsun hemen ağlamaya başlarım. Bir de ağlayan birini gördüğüm zaman dayanamam ama anne olmadan önce böyle değildi. Ama yine de olaylara tabii ki mantıklı yaklaşırım. Çok komik gelir bana ama o duygusal yaklaşır. Böyle aramızda... Olayına göre değişiyor. Evet olayına göre değişiyor. Evet. Kim daha komik? Ay be, beni hiçe saydın ha, aşk olsun. Ben burada bir kibarlık yapıp İrem dersi diye düşünmüştüm ama... Kibarlık yapıp Erman diyorum. Evet, bunu zaten artık... O evde bir komik varsa... O da Azra falan diyorum. O da benim. Erman'ın acayip tiyatral yeteneği vardır. Taklit etmeyi bayılır birisini. Hani birisiyle tanışır mesela. Direkt onun tanıştıktan sonra ses tonunu, konuşma tarzını anında alır ve aktarmaya başlar. Aşırı böyle eğlenceli bir adam yani. Onun dışında yaparım. İşte ortamlarda espriler falan. Kendi zaten zeki birisi. O yüzden en komiğimiz Erman aramızda. Kim daha kıskanç? Ben. Hayır. Aa bir dakika dur. Evet İrem. İrem. Ama önce Erman kabul et. Kendini söyledin. Evet kendimi söyledim ama çok daha dalgın söyledim. Kesinlikle İrem daha kıskanç. Kesinlikle İrem daha kıskanç. Olsun ama kendini normalde söyledim. Ben çok kıskancımdır. Beni bile geçebilen birini gördüm. Onunla da evlendim. O düştü. Gerçi şu an artık her şey çok daha rutin de sevgili olduğumuz dönemlerde. Yani bu... şu an değil. Tabii yani. Canım karı kocayız. Ama şöyle bir şey var. Eskiden mesela arkadaşlarımı da kıskanırdım. Hani sadece seni değil mesela. Aynen. Arkadaş ortamında en yakın arkadaşım benden başka birine daha fazla değer veriyorsa onu da kıskanırdım. Öyle. Sevilmeyi, sevmeyi severim yani değil mi? Evet evet. Onun dışında sevdiklerimi de paylaşmayı pek sevmezdim. Ta ki anne olana kadar aslında. Şu anda pek öyle şeylerim yok yani değil mi? Yok hayır. Aynen. Eskisi kadar değil canım. Hani... Aynen. Sevgili olduğumuzda tamam ben de öyle kıskancımdır hani düşkünümdür ama hani atıyorum o da normalde işte bir kadında görebileceğinizden biraz daha fazla kıskanç olabildiği dönemleri yaşadım. Peki kim daha çok konuşuyor? Neyse ki doğru cevaplar veriyoruz arkadaşlar bu da önemli. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. İnsanın kendisini bilmesi güzel bir şey. Bir dakika dur. Şimdi ben, kim daha çok konuşuyordu ben? Şimdi sorarsanız... Hayır. Yani Erman inanılmaz detaycıdır ya. Ya bir bak bir şey komik bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bir konuyla ilgili konuşuyorsunuz ya size açıklama yapacak, cevap verecek bir şey soruyorsunuz Erman'a. Cevap vermesi gerekiyor ya. Cevap verirken ne cevap verdiğini unutuyor. O kadar detaya giriyor, alıyor başını gidiyor. Ne diyordum ya ben oluyor sonra. Ben de böyle dünya bir toz bulutuydu, oradan başladın yine diyorum her muhabbetine başlarken. O kadar detaycıdır, bunu arkadaşlar çok iyi bilir zaten. Çok konuşkandır. Ya konuşkan olması güzel bir şey. Ya of, ya hayır ya. Yaklaşık 2 dakikadır kim konuşuyor? Benim konuşmama gerek yok. Kimin daha çok konuştuğunu anlamış olmalı. Teşekkürler. Eski videolarıma dönün lütfen. İlk videolara dönün. O kadar kesiyorum. Kim daha çok konuşuyor şu anda? Adamın sözlerini kesiyorum bitmiyor. En çok uğraştığım videolar Erman'la çektiğim videolar. Bakın gerçekten söylüyorum o kadar çok konuşuyor. Bittiyse? Burada şu an ben rezil oldum senin yüzünden. Çünkü gerçekten konuşan benmişim gibi gözüküyorum şu anda. Doğru oynarım her zaman. Hayır. Evet çok doğru oynamayı her zaman doğru iyi oynarım. Biliyor gerçekten. Her zaman doğru oynarım. Çok iyi biliyorsun oynamayı. Ama yeter ya. Sen ben konuşmam arkadaşlar yapmayın ne olur ya. Allah'tan konuşmuyorsun ha. Bak hiçbir şey söylemedim. Bobby o gün erkenden uyandı. Gök
gökyüzüne baktı. Güneş ne kadar da güzeldi. Güneş ne kadar da güzeldi. Dışarıda çıkıp dolaşıp oynuyor. Kim daha çok telefonla uğraşır? Bu soruyu özellikle ben koydum. Evet. Söylemek için. Çünkü beni şey yapmak istedi, ben uğraşırım. Arkadaşlar bu nefret ediyorum bu yani. Bu kanalın arka planından ön planına her şeyi bu kadar nasıl uğraşıyorum ve nasıl yapabiliyorum zannediyorsunuz? Ama tamam, telefon da yani. Telefon başında vakit geçirerek, YouTube'daki diğer bütün videoları yapan herkesi, nasıl yapıldığını, eğitimleri izleyerek oluyor arkadaşlar. Tamam da sadece benim kanalımda uğraşmıyorsun. O yüzden bana diyor ki, sen diyor, efendim diyor, sabahlara kadar, akşamlara kadar telefondasın diyor. Bu ne diyor arkadaş diyor. Ben de diyorum ki her şey senin için. Yine iyi vuruyorum, yine iyi oynuyorum. Evet. Bunu kapatıyorum burada, öbür soruya geçiyorum. Evet. Kim daha çok dağınık? Kim daha dağınık? Hayır işte, bir uyduruyorsun ya. Aynen öyle. O kadar dağınık ki arkadaşlar. O kadar yani. Abartma canım sen de. Hayır, benim yontmuş halim bu. Yani evlendiğimizden Alanı. Beri sürekli işte öğretmeye çalışıyorum Erman'a. Bak, bu buraya konmaz, şu şuraya konmaz. Çıkarttıklarını topla, yatağın üstüne koyma. Geldiğin zaman işte kıyafetlerini çıkartıp bir kirliğe at ya da katla, tekrar koy. Katlıyorum. Sürekli bu şekilde uyarmaktan 7 yılımı harcadım. Ertesi gün yine giyeceğim şeyi elimin altında bir yere asıyorum. Onu oraya asmadım. Ben eşarımı katlıyorum. Düzgün olarak koyuyorum. Ertesi gün tekrar kullanmayı planladığım pantolonumu falan böyle sabah kalkarken işe gittiğimde hemen elimin altında ocak bir yere koyabiliyorum. Bu. Ama olayı bu aslında ki. Da. Evet yani. Tamam. Neden düzenli diye şikayet çek halim yok. Ama yani düzensiz değilim. Ya ulu orta eşya gördüğümü tahammül edemiyorum. İşte doğum yaptıktan sonra azdan oyuncakları da çok böyle üstüme gelmeye başladı. O konuda biraz alıştım. Ama düzenli olmak güzel bir şey. Ama bu tabii maalesef sende yok yani. Bak hala aynı şey. Bu kadar. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Kim daha titiz? Titizlik konusunda ben. Tabii ki ben. Hayır tabii ki ben. Ben daha titizim. Hayır tabii ki ben. Ben titizim. Ben titizim. Hayır tabii ki ben titizim. Ben titizim. Neden ben titizim? Çünkü ben böyle küçük detayları çok böyle takip ederim, tamam mı? Böyle sen koca bir alanı temizlersin. Titizlik derken temizlik olmaz sadece ama koca bir alanı temizlersin. Ben orada küçük iki parçayı görürüm yani. Öyleyim, öyle değil. Yani. Bir kere dağınık olan birisi titiz olamaz. Ben dağınık değilim, az önce söylediğim gibi. Ne yapayım? Ben dağınık değilim. Azra, ben dağınık mıyım? Ya bak, hayır dedi, gördünüz. Yani dağınık, tamam, dağınıktan dağınığa fark var tabii ki de. Göreceli bir kavram ama ben bana kadar yani, bana göre öyle. İrem'e göre dünyadaki bütün insana dağınık. Yapacak. Siz yani. Düşünün. Siz düşünün. Güzel bir video oldu. Evet, bitti mi soruların? Bu kadardı. Bitti. Nasıl? Gerçek İrem'i gördünüz. Gerçek, size gerçek İrem'i göstereceğim demiştim. Gösterdim. Ama bir kere ben zaten sakladığım bir şey yok. Doğal videolar çekmeye çalışıyorum, olduğum gibi. Bu konuda ben şahitim. Doğal olduğuyla ilgili bir sonuç. Evet. Biz böyle tatlı, güzel, eğlenebileceğimiz, hem kendimize eğlenelim hem size aktaralım diye böyle güzel bir video çekmek istedik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yazın. Bu önemli. Bu tarz oyunlar yine oynayabiliriz bence. Güzel oyun olabilir, sohbetler olabilir. Evet, merak ettiğiniz mesela soru cevap yapabiliriz artık bir ara, değil mi? Evet, bir süredir yapmıyoruz, belki olabilir. Haftalık zaman videolarım gelmeye devam edecek. Takipte kalmak isteyenler abone olmayı unutmasınlar. Beğen tuşuna bassınlar. Bir de zili açın ki video paylaşınca hemen bildirim gelsin. Aynen arkadaşlar, zili açmayı unutmayın. Instagram'ı olmayanlar var aranızda, her zaman göremiyorsunuz da mutlaka bildirimi açın ki video attığım zaman bildirim gelsin size. Evet. Oradan hemen izleyebilirsiniz. Haftalık videolarım gelmeye devam edecek. İlla. Takipte kalmak isteyenler abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz. Azra gel sen de bay bay de. Sen yap babacığım. Devam.